Merhaba, Business Channel Türk'ten değerli izleyicilerimiz, Sanat Alan Verenler programından bir kez daha hepinize kucak dolu sevgilerimi gönderiyorum. Ve sanat yelpazemde bu hafta değerli sanatçımız Saniye Seyecan Ülgüt ile birlikte olacağız. Hoş geldiniz Saniye Hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Saniye Hanım'ın hem ressam hem yazar, hem de hobi olarak yaptığı müzik dalıyla uğraşıyor, gitar çalıyor. Bize bugün bunlardan kısa kısa bahsedecek, bizimle paylaşacak. Evet. Rica ediyorum hocam. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? İzleyicilerimizle paylaşalım. Ben 1958 Antalya doğumluyum. Kökenlerim Kafkasya'dan geliyor. Çerkez kızıyım. Doğduğumdan beri sanata çok hep bir şeyler yazıp çizmiştir, çizen bir insanım. Yazarım devamlı, elimden kalem düşmez. Çocukluğumdan beri hep bir şeyler kararlarım. Ben size kendimi anlatmak için kitabımda yazdığım ön sözümü okumak istiyorum. Lütfen, beni daha iyi anlatacaktır bu. Çok seviniriz, buyurun. Çabuk doğmuşum, adımı Saniye koymuşlar. Uslu bebek diye ikinci plana koymuşlar. 7 yaşına gelince okula koymuşlar, sınıf birincisi olmuş, biraz öncelik tanımışlar. Derken orta lise, gelmiş üniversite. İlk darbe, yatıp ya hiç demişler. Okul hayatını bitirmişler. Gönül vermiş bir gence, beklemiş senelerce. Sabreden derviş misali, kavuşmuş sevdiğine. Anne olmuş bizim kız, başlamış düşünmeye. Daha 2 yıl geçmeden bir darbe bizimkine. Tanrı'nın emrine karşı çıkılmaz. Boyun eğmiş kaderine. Uğraşmış derdiyle. Tanrı bir oğul daha vermiş. Artık tamam demiş, çocuk istemem. İkisi ile büyümeye başlamış. Hayatını adamış. İçini kemiren duygular hiç su yüzüne çıkmamış. İlk çıkış yolunu okumada aramış. İmtihana girip fakülteye başlamış. Tek emeli kendini bulmak, arzularını, düşüncelerini yazarak kendini tanıtmak. İşte Aynen. Saniye Seyecan Ülgüt böyle birisi. Hocam harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Şimdi o dizeleriniz, ben de alabilir miyim? Tabii ki. Bu dizelerinizden böyle biraz bahsedelim. Evet. Mesela resme ne zaman başladınız diye bir sorayım önce. Hani içimde ukdeler kaldı. Evet. Onları bir anlatın bizimle, paylaşın isterseniz. Şimdi ben dedim ya, daha önce girişte de bahsettiğim gibi hep elimde kalem olan, bir şeyler yazıp çizen bir insanım. Okul çağlarımda hep resmim çok iyiydi. Resim konusunda çok başarılıydım ama bizim dönemlerde bir resimle gidip de güzel sanatlar okumak gibi bir şey hayaldi. Hele Antalya'dan İstanbul'a kalkacaksınız, bir Mimar Sinan ya da İstanbul Fakültesi'nde, Ankara'da, Gazi'de belki. Yani buralara gidip okumak ya da ressam olmak, resim yapmak gibi çok hayaldi bunlar. Tabii bunlar hep bastırıldı. Dediğim gibi daha önce de yatıp ya hiç dedikleri için, evet, çok iyi bir puanım güzel olmasına rağmen, tıp fakültesini 4 puanla kaçırdığım için babam o zaman okumamı pek istemedi başka bir şey. Bir de çok şanssız bir dönemin öğrencileriydik biz, tam o 80 evet, olaylarında evet, falan. Evet. Öyle olunca okuyamadım. Yani birçok üniversite, fakülteye mesela öğretmenliktir, onların hepsine puanlarım yetmesine rağmen, işte dar zamanın verdiği şeylerle, şartlarla uymadı. Okuyamadım diyelim. Evet. Ondan sonra işte evlendim. İşte 96 beklemişsiniz, bekledim. Öyle değil mi? Evet, evet, sevdiğimi dizelerinizi bekledim. Hemen kulağımda aynen, hala. Evet. Onunla evlendik 78'de. 80'de bir oğlum oldu.
bazı şeylerle ben Talasemi Vakfı'nda, Kan Hastalıkları Vakfı'nda eşim görevliydi. Ben de gönüllü anne olarak çalışıyordum. Evet. Oraya resim gerekti. Çok Antalya'daki ressamlara gittik. Çok yüksek rakamlar söylediler. Evet. Ben de zaten hep çizimlerim vardı, çizdiğim kara kalem olsun. Renklendirmemiştim ama tabii oraya bir kartpostal basacaktık çocuklara, hasta çocuklara yardım amacıyla. Evet. O yüzden ben dedim ki hocam, Duran Canatan hocamız, hiç unutmam, ben yaparım dedim. Ne olacak yani, bu gönül işi illaki şey olmasın yani, altında ünlü bir ressamın ismi olmasın. Biz bunu kartpostal yapıp çocuklara yardım için. İşte oturdum o gün, 13 tane sulu boya resim yaptım ben. O 13 resimle biz kartpostal bastırdık. Çocuklarımıza yardım, hasta çocuklarımıza diye. Ondan sonra bunu birçok kişi çok beğendiler. Ben de dedim ki tamam, bunları yapıyorum. Bu sanata baş bir yerinden tutmak lazım. Yapanlara da saygısızlık olmaması lazım. Kendimi yetiştirmek için birçok hocadan, değerli hocalardan ders aldım. Eksiklerimi tamamladım. Yani 96-98'den sonra aşağı yukarı hep resmin içindeyim. Sergiler açtım. Evet. Türkiye'nin birçok yerinde sergi açtık. Bunların çoğu gönüllü oldu. Yani şey, pardon, bir yerlere karma sergileriniz. Karma sergi var, kişisel sergilerim var. Yani birçoğunda da böyle yarara yaptığımız, evet, sergiler oldu. Böyle böyle başladım, resmin içine girmiş oldum. Gönüllü sonra olarak başlamışsınız. Evet, işletmeyi resminize bitirdim ben evden iki çocuğumla birlikte. Açık, evet, öğretimi 94'te falan imtihana girdim tekrar, üniversite imtihanına. Çocuğum küçüktü, oğlum da 6 yaşlarında falandı. Onunla birlikte biz üniversite şeye tekrar hem başladık. Hem yani okul, resim, okul, üniversiteyi bitirdim. Ha, açık öğretimi, işletme fakültesini bitirdim 4 yıllık. Kısa bir süre şeyde çalıştım, otellerde çalıştım. Çok uzun süre olmadı, dışarıdan bitirmek zorunda kaldım. Çünkü bazı özel durumlar vardı beni evde, evet, çocuklarımla olmam gerektiren. Böyle devam etti ama sanat hep bir yerlerde oldu. Bu arada da her zaman ben tipik Türk ev kadını gibi olamadım. Evde olmama rağmen uzun bir dönem. Hani böyle hani hanımlarımız vardır, günlerdir, şeylerdir. Evet. O tür bir hanım asla olamadım. Siz tamamen sanata yönelik sanat etkinlikler. Benim şeyim, müzik, evimdir, çocuklarımdır, yapabileceklerimdir. Onun dışında kendime de özel zamanlar ayıp yazarım devamlı. Hep yazdım çünkü, evet, düşüncelerimi olsun, hissettiklerimi olsun, her zaman bir şeylerle uğraştım. Çok güzel. Resme gönül olarak başladınız. Evet. O vesile oldu. Sonra ardından okulunuz ve şimdi hala resminizi devam ediyorsunuz. Devam. Bir de bunun yanında şimdi yazarlık bölümünden bahsedelim hocam. İşte dedim ya, ben kendimi şiir, bildiğim bileli yazıyorum. Hatta bu benim şurada bu kitabı 95'e kadar olan bir defterim de kayboldu benim. Belki orada 300-500 tane şiirim vardı taşınmalar sırasında. En son bu 95'te yazdıklarım var. Ondan sonra tabii son 2-3 yıldır. Hani bir şöyle bir dönemim var. 98'den 2014'e kadar falan bir boşluğum var. Orada ne oldu bilmiyorum. Yazmamışım orada hiç. Ya da yazdım, küçük karaladığım şeyler kayboldu. Ya yani bunlar bir de hissetmeye bağlı. Sadece, tabii sanat yani, evet, içinizdeki her şeyi ne güzel de ön söz olarak kendinizden bahsetmişsiniz. Yani hayatınızın, yaşantınızın adımlarını, evet, bahsetmişsiniz. Sadece şiir üstüne mi, yoksa hani hikayeler var mı? Öyle, evet, şimdi küçük hikayeler kadınlar ve erkeklerle ilgili böyle
yaşadıklarımızla ilgili bir sentez oluşturuyorum. Küçük hikayeler ilk önce kadınlarımızı anlatan, sonra erkeklerin kadın bakışı, kadına görüş karşı davranışlarını şey yapan küçük Kinden hikayeler var. Böyle yaşadığım şeyler. Mesela benim face'im var şimdi. Evet. Instagram olsun, oradan olsun. Oraya birçok şeyler geliyor. Ama bunlar hep bana materyal. Biriktiriyorum bunları bir yerde. Bir şekilde değerlendirip yazacağım onları. İnşallah onlardan da haberimiz olacak. İnşallah. Onları da takip edeceğiz. Bir de müziğin bir dalında hobi olarak uğraşıyorsunuz. Evet, 2 yıldır. Gitar. Evet, evet. Biraz da böyle ondan bahsedelim mi? Ne güzel yani üç daldan hem ressam hem yazar hem de müziğin dalı. Üçü bir arada. Tamamen duygusallık olduğu için. Evet. Biraz da öyle bahsedelim mi hocam? Şimdi gitar şöyle oldu. Ben çocuklukta da mandolin biz hep tabii milli çalgımız ilkokulda hep çaldırırlardı. Evet. Güzel çalıyordum. Evet biz flüt dönemine yetişemedik. Bizden sonraydı flütler. Bizim dönemde 58 kuşağında mandolinlerimiz vardı. Evet. Hatta benim anneannem çok güzel ut çalardı. O benim mandolinimi alır böyle onunla falan çalgılar, hep çalardı güzel şarkılarımızı. O bana öğretirdi bir iki şarkıları. Ondan sonra kaldı tabii ki eğitim zamanıdır uğraşlar. Sonra işte oğullarım üniversiteyi bitirdi. Onların benimle uğraşma dönemlerim bittikten sonra boşluğa kalmamak için ben hep böyle kendime mesela yenilikler bulurum. Rusça öğrenmeye başladım mesela 2 sene önce. Onun yanında diğer diller merak ettiğim şeyler. Boş kalmamak adına bir şeylerle uğraşırken gitar çalmak da istedim. Kursa gittik eşimle birlikte. Orada başladık. O bıraktı, ben devam ettim. 2 yıldır güzel çalıyorum kendimce. En çok azından güzel. Beni tatmin edecek çok şekilde. Güzel, çok tabii güzel. Ki bunlar büyük bir deniz. Bir grup halinde mi? Hani, grup yoksa halinde tek... değil. Biz şöyle gittiğimiz kursta, belediyenin bir kursu Antalya'da. Orada sene sonu konserler verdik ya da özel günlerde konser istediklerinde böyle grup halinde 20 kişilik, 30 kişilik çıkıp o gitarla hem çalıp hem söyledik. Antalya'dan kalkıp geldiniz. Onun için ayrıyetten çok teşekkür Rica ediyorum ederim. Zaten. Peki Antalya'da sanata eğilim nasıl? Sanat Antalya'da çok çok gönüllü insanlar var. Yapan çok insanımız var. Çok büyük atölyelerimiz var. Çok güzel arkadaşlarımız var atölyelerde. İnsanlar yetişti. Yani burada gönül verip çalışıyorlar. Fakat bir sergi açtığınız zaman çok fazla talep yok işin gerçeği. Bu niyedir? Kim, Antalya'nın yapısından mı yoksa içinde bulunduğumuz ekonomik şartlardan mı? Bilmiyorum. Halk turistlerin de geldiği bir oranda kendine bir doğa özgünlüğü var, güzelliği var Antalya şehrinin ayrı. Turistler şimdi sergi yerlerine çok fazla girmiyorlar. Niye girmiyorlar? Onların kendi ülkelerinde çünkü sanat merkezlerini şey yapmak, gezmek çok büyük paralara mal oluyor. Öyle zannediyorlar. Bir de tur rehberlerimiz sağ olsunlar sokmuyorlar. Mesela biz müzeyi açtık. Acaba onlarla anlaşma yapılsa ve sanata hani Antalya'nın tamam şelaleleri olsun, diğer gezilecek yerleri olsun, tatil amaçlı gezdiriyorlar. Mesela onları da hatta buradan da iletelim. Evet. Turlar gezdirirken sizlere sesleniyorum. Evet. Lütfen galeri listesi de yapın kendinize. Onları da bilgilendirelim. Turistlerimiz de gezsin bizi. Gelsinler, sergilerimizi gezsinler, sanatçılarımızla tanışsınlar. Bu etkinlikleri de lütfen sizler de üstlenin diyelim değil mi? Çok güzel, çok teşekkür ediyorum. Biz mesela Antalya Müzesi'nde çok güzel bir müzemiz ve devamlı turist getirilemce. İnanın geliyorlar hemen oradan galeriye değil de diğer tarafa ama rehberlerimiz de.
oraya yönlendiriyor. Tabii ki ilk önce orayı gezmek istiyorlar. Ama çıkışta da insanlar bize hemen der top edip götürüyorlar. Belki sistemler anca yetişecekler ama burada da bir... Çünkü araya 15 dakika bile alınsa, yarım saat yani, bile alınsa... Bir görsünler işte en azından aynen, yani. O kadar emek, o kadar çok, sanat. Yani ne olur, sanatla uğraşılıyor tabii sonuçta. Tabii ki. Maalesef Antalya'mızda çok fazla değil. Peki sanat için ileride projeleriniz var mı Saniye Hocam? Var. Şöyle ki ben hep hayal ediyorum çok büyük bir merkez böyle kurmayı. İçinde hem tiyatro olsun hem resim olsun hem ben öğrencileri yetiştireyim. O da resim olsun, tiyatro olsun, yapalım, çizelim, söyleyelim, sergileyelim. Öğrenciler gelsin, tamamen gönülle çalışan insanlar, gönüllü açık dostlarla birlikte yapabileceğimiz yer için. Hatta bunu son zamanlarda düşünüyorum, bir sanat köyü kurmak istiyorum. Orada kendimiz adına gönül vermiş insanlar gelsin orada resim çizsin. Seramik mi yapıyorsunuz? Gelin seramik yapın. Siz atıyorum ne yapıyorsunuz? Hayvan mı yetiştiriyorsunuz? O da bir sanattır. İnsanlarla, hayvanlarla başlayacağız zaten. Gelin, yani sevgi. Evet, sevginin olduğu yani yerde sevgi, her şey olur. Gözle terapi gibi. Aynen yani, öyle. Aynen onlar öyle. Onlar apayrı. Hayvan yetiştirelim, toprakla uğraşalım. Yani burada el sanatları yapalım hanımlarımız. Yemek yapsın, o da bir sanattır. Yemeğini sergilesin. Ne bileyim ben, böyle büyük bir projem var aslında. İnşallah bir gün evet, bir sanat köyü düşünüyorum. İlk etapta Antalya'da inşallah buradan Büyükşehir Belediye'miz de duyar da bize bir yer evet, verirlerse. İletelim buradan. Evet, sanata azıcık böyle destek evet, alan açılması için. Aynen. İletelim tabii aynen, ki. Aynen, bir programımızın sanat merkezi amacı da o. Kurmak istiyorum. Bir de sanat bir toplumda çok önemlidir. Sanata bakan kalp hiç... Sanatsız bir toplum. Olmamalı zaten. Evet, olmamalı. Sanat kalp işidir. Kalp güzel atıyorsa inanın her şey çok güzel olur. Evet. Biz sanatçılara eline verirse hiç ne kavga olur ne dövüş olur diye düşünüyorum. Sevgi. Sevgi. Sevgiden başka hiçbir şey yok evet, sanatın içinde. Evet, zaten sanatın özünde yani. De sevgi yatıyor. Evet. Sevgiyle başlıyorsunuz. Bakın kesinlikle. Bir resme başlayın. Evet. Şu anda yapıyorsunuzdur. O anki duygularınızla başlarsınız. Bir tık bir şey gelir. Kalkmanız gerekir o resim. Bırakırsanız ertesi gün aynı duyguya giremiyorsunuz. O resim öyle başka bir yerlere çünkü gidiyor ki. Çünkü öyle bir duyguyla başlıyorsunuz. Yani, o duygu o parçalandı. Evet, ertesi asla o resim o resim olmuyor. Evet. Renkleriniz değişiyor. Bugün bıraktığınız resim yarın tamamlamaya başlasanız, devam etmeye başlasanız çok farklı yollara gidiyor. İşte o anki duygu ruh, hali. Ruh haliyle bitti mi bitiyor yani. Evet. Evet. Biraz böyle şiirlerinizden de mesela en çok hoşunuza giden... Hepsi hoşunuza gidiyor insan, elbette. Tabii bütün ki. Duygularınız her sayfasında, dizelerinde var. Tabii ki insan hissederek ama böyle yazdığı bir de yani, şeylerdir. Her şeyin en bir de özel olanı vardır insan için. Yani hepsi özel. O dizelerinizin de böyle daha çok böyle sıcak kaldığı. Yani şimdi ben şöyle hissettiğim şeyleri yazmayı seviyorum. Kaleme döküyorsunuz bu, mesela burada bir hastanenin köşesinde bir kedi yavrusu görmüştüm. Onun için yazdığım dizelerim var. Ya da bu 70'lerde yaşadıklarımız birazcık politik olacak ama o konuyla ilgili yazdığım bir şiirim var. İlk başta onu okuyayım size. Ondan sonra diğer vaktimiz kalırsa bir iki şiir tamam. Daha okuyoruz. Şinan Ay şafkında bile değil günler. Şinan Ay'ı biliyorsunuz gaz lambamız. Evet. Evet. 70'li yıllarda Şinan Ay şafkında günler gördü dünler. Okul çıkışı bakkal kuyrukları Şinan Ay şavkı için gaz kuyruğunu, yağ kuyruklarını, çay üretilen ülkede çay kuyruklarını yaşadı dünler. Çayı demleyip atamadı. Kurutup tekrar tekrar kullandı dünler. Paranla yiyecek bulamadığın dünler yaşadık. Darbelerle sarsılan dünler. Anlamsızca bolluk evresine geçti günler. Öyle hoyratça harcadı ki
dündeki birikimleri. Bugün para bulamıyor günler. Halk yine kuyrukta. Adres farklı bankada, para kuyruğunda. Ya da birilerini kandırma, dolandırma çabasında. Yine çayı içemiyor günler. Çay çeşit çeşit olsa da raflarda. Demini tadını bulamıyor günler. Kardeş kanı sunarken sistem, çayın deminde boğuluyor günler. Dün de bedel ödemiştik canlar, bugün aydınlık olsun diye. Katlanmıştık acılara, canlar verdik, emek verdik. Darbe oldu, asker oldu, barışa uyanamadı günler. Dün yorgun, gün karanlık, şinan ay gazı bol, fitilini bulamıyor günler. Lambası kırık, uymuyor yeniler. Şinan ay şafkında bile değil günler. Ağzınıza sağlık diyorum teşekkür hocam. Teşekkür ediyorum. Güzelleriniz gerçekten çok duygusal, çok anlamlı ayrıca. Peki Saniye Hocam, böyle programımızın sonuna doğru yaklaşırken iletmek istediğiniz, izleyicilerimizle başka paylaşmak istediğiniz neler var? Mesajlarınızı alayım. İsterseniz ülkemize bolluk, evet, bereket, güzel, huzurlu günler diliyorum. Savaşların olmadığı bir ülkede sanatla birlikte yaşamayı diliyorum. Güzel günler bizim olsun. Başka yapacağımız bir şey yok. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Yine böyle bir dizelerinizden kısa da olsa onunla programımıza son verelim diyelim bugünlük. Tamam. Beni rahat bırak can, ruh yorgun ve o kadar hassas. Gece uyamayınca sabah olmuyor. Dünde doğan güneşten günde ışık yok. Karanlıkta kalan ruh huzursuz günde. En saklı yerde açan çiçektin. Gecenin karanlığında evini kaybetmiş serçeydin. Gönül penceremde şakıyan, denizde yorgun ruhumu sığındığı ada idin. Çok şeyim oldun dünde bende. Dağın zirvesinde açan beyaz zambak özgürdür. Bunu hissetmekteyken can, güneş doğarken bile gece oluyor. Gece uzun ve karanlık, Araf'tayım. Günü yaşamak cehennem iken cenneti düşünmek, dağın zirvesindeki kartal olmak gibi bir şey. Beni rahat bırak can, zirvede açan cam, zambağı arama. Aramak değildir çabam. Ben de var olan sevgi dolu insanlığın canı yorması kavga. Can beni rahat bırak. Gecenin karanlığında güneşi yaşamak istiyorum. Ağzınıza sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Programımıza geldiniz, kırmadınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Güzel dizelerinizi, içinizdeki duyguları hem resminize, hem sanatınıza, hem müziğinize yansıtıyorsunuz. Bizlerle de paylaştınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyicilerim, programımızın daha sonuna geldik. Sanata Yön Verenler programında haftaya görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.